Bugün Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla ve keyfiyle devam ediyor. Bizler de durağımız olan Marmaris'ten seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi yine farklı bir mekandan sesleniyoruz. Hep birlikte konuk olmuş olduğumuz mekanımız Ali İner Restoran. Yanımızda da işletmemizin sahibi Sayın Ali Uygun ve halkla ilişkiler müdüremiz Sayın Seda Tekman bulunmakta. Merhaba. Merhabalar. Evet, öncelikle tabii ki Ali İla'yı tanımak istiyoruz kurumsal olarak. Tanımayanları da tanıştıralım istiyoruz. Buyurun. Peki, Ali İla hakkında ben size bir kısa bir bilgi vereyim. Ali İla anlam olarak yüksek ve yüceye kadar anlamında, en iyiye kadar, zirveye kadar anlamında bir ibareden geliyor. Biz tabii ki burada hizmetimizi yine bu çerçeveler içerisinde sürdürmeyi düşünüyoruz. Hep çabalarımız bunun için oluyor. Yaptığımız işlerle ilgili de olarak da genelde firma personelleri, yiyecek içecek sektöründe olanlar, bunları pazarlayanların uğrak yeri olan bir Ali İla Restoran, kendi yağıyla kavrulan Marmaris'in nezih ve güzel mekanlarından biri yapmaya çalışıyoruz. Evet. Böylece sürekli tabii ki başarı grafiği, başarı çizgisi de yükseliyor. Zirveye hedefi. Evet. Geçen seneye göre %46'lık bir büyüme elde etti. Biz daha da iyi olabileceğine inandığımız için yine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Harika diyoruz. Ve şimdi biraz da fiziki kapıdan bahsedelim istiyorum ben. Çünkü hakikaten son derece farklı bir konsept ve konsept bir mekan. Evet, konseptin tasarımı tamamıyla kendime ait. Herhangi bir mimari projeyle ilgili bir çalışma yok kişi veya şahıslarla ilgili. Kendi deneyimlerimle aldığım bir kararlar bunlar. Yaklaşık 19 yıllık bir deneyim. Çocukluğumdan beri çalıştığım mekanlarla gezip dolaşmamla olan bir şey. Yurt dışı, yurt içi hep harmanladık. Böyle bir mekan elde ettik. Umarım herkes de beğeniyordur, hoşuna gidiyordur. İnşallah da daha iyi mekanlarda yapacağız. İnşallah diyoruz. Tabii ki gelecekteki hedeflerde bunları paylaşacaksınız, bu sürprizleri paylaşacaksınız bizimle. Ama biraz daha yine fiziki yapıdan bahsedelim. Çünkü iki ayrı salona sahipsiniz herhalde. Evet. Toplamda kaç metrekaredir? Toplamda bizim yine 120 metrekare kadar bir alanımız var. Kullandığımız alanımız var. Bunun içerisinde iki ayrı konsepti uygulamaya çalıştık. Mekanı ilk aldığımızda önceki konsept aşikar bir yerdi. Orayı bozmadık. Öyle biliniyordu. Öyle kalsın dedik. Ona ilave olarak da insanların daha rahat hareket edebileceği, daha böyle nezih bir ortam yaratabileceği küçük bir bahçesini oluşturduk. Bu bahçede insanlar daha farklı bir konseptle uğraşıyorlar. Böyle daha birer kadeh şaraplarını içebiliyorlar, birer kadeh rakılarını içebiliyorlar, oturuyorlar, muhabbet edebiliyorlar. Ön salonumuz daha çok ye, iç ve bununla beraber hızlı bir sirkülasyonu olan paket servisiyle de ağırlık gösteriyor. Evet. O yüzden konsepti hep böyle ayrı tutmaya çalışıyoruz. Evet, son derece nezih bir mekan olarak iki farklı konsepte hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Peki bir çırpıda burada kaç misafirinizi ağırlayabiliyorsunuz? Toplamda bunu söyleyebilirsiniz. Yani elbette. Her iki salonda. Her iki salonda toplamda 180 kişilik ağırlama yapabiliyoruz. Maç saatlerinin olduğunda özel derbi maçlarda falan 200 kişiye kadar çıkabiliyor bu. Ama tabii bu yine bu oturma planıyla, düzeniyle beraber yapılıyor. Çünkü Marmaris'teki ailece maç izleyebilecek hemen hemen ender mekanlardan, en başta gelen mekanlardan bir tanesi olarak bakabilirsiniz. Evet. Seçim olarak hep genelde ailelerin seçimini yapabileceği bir mekan haline getirmeye çalışıyoruz. Evet, gerçekten bu da çok çok büyük bir başarı diyorum ve aynı anda 200 misafiri ağırlamak da hizmet sektöründe çok çok büyük bir başarı. O sebebiyetle herhalde çok da ciddi, tecrübeli ve bir o kadar da profesyonel bir kadroya sahipsiniz diye düşünüyorum. Evet, kadromuz yaklaşık bir 10 yıllık. Benim zaten eski işimden dolayı hep eski personel tanıdığım arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. İşletme sahibinden çok işletme müdürü gibi bir çalışma grafiğimiz olduğu için hep böyle sinsilelerle işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Umarım yeni mekanlarla daha da büyük konseptler oluşturacağız. Daha da güzel yerler oluşturacağız. Bunun aşamaları var şu anda. Planlar çıktı, hazırlanıyor. Bir dahaki senelerde inşallah daha güzel yerler göreceğiz. Büyük sürprizler olabilir yani. Harika, temeller atılmış öyleyse. Evet. İnşaatın artık katlarının çıkmasına başlanmış. Evet. Evet, o sürprizleri de yine inşallah bizlerle paylaşırsınız diyoruz. İnşallah. Bizlerin aracılığıyla paylaşırsınız diyoruz. Evet, profesyonel kadrodan bahsettik ama tabii ki sayı vermedik. 200 kişiye aynı anda hizmet verebilmek için çok
çok da ciddi bir personel sayısı olması gerekiyor. Yaz aylarındaki aşırı yoğunluk sebebiyle 22-23 kişiye kadar çıkabiliyoruz ama kış aylarında 16-17 kişilik bir personel grubumuz var. Bu tabii iş yoğunluğun zamanlarında ekstra eleman alımı gerektirdiği zamanlarda olabiliyor. Aynı zamanda bölge içinde çok da ciddi bir istihdam sağlamış oluyorsunuz. Hem tabii, yaz hem evet, kış yaz ve kış. Evet, doğrudur. Evet. Peki hizmet saatlerinizden de biraz bahsedelim mi? Tabii bizim yani günümüz yine sabah saat 10 gibi başlıyor hayatımız. Akşam saat en geç 12-1 yani gece söyleyelim artık sabaha karşı 1-2'yi buluyor. Her stilden, her tarzdan biraz aldık. Nasıl söylesem size, bir fincan kahve de içebilirsiniz. Çok ağır bir akşam yemeği de geçirebilirsiniz. Hafif bir öğlen yemeği de geçirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey oluyor. İsterseniz bir arkadaş şarap içip güzel bir atmosfer sağlayabilirsiniz. Çok olmadı ailenizle maç izlemek istiyorsunuz. Gelip burada atmosfere kendinizi girebilirsiniz. Sorun değil yani. Evet. Her şey burada var evet. Diyorsunuz. Ve şimdi o her şeyin içerisinde en önemli parça olan menüyü de biz öğrenmek istiyoruz. Ve tabii ki hemen Seda Hanım'a dönüyorum. Menümüzde neler var diyorum. Neler sunuyorsunuz misafirlerinize diyorum. Menümüzde daha önce tavuk ağırlıklıydı. Şu an kırmızı et de var. Yani seçeneklerimiz daha fazla. Lezzetimiz daha fazlalaştırıldı. Yani bizim menü şu an Marmaris'te. Kimsenin restoranında olamayacak kadar iddialı ve güzel menüye sahibiz. Harika. Peki menüyü genişletirken neleri göz önünde bulundurdunuz? Menüyü genişletirken ben çünkü sektörden geldiğim için ürünlerin sürekli döngüsünü sağlayabilecek şekilde hallettik. Yani firmanın içerisine giren yemeğin ana maddesinin kendi içerisinde döngüsünü sağlasın ki sürekli tazelik olsun. Çünkü bu dükkan kesinlikle hani bekletilmiş bir üründe çalışamıyor. Biz malzemeleri günlük alıyoruz. Günlük ödemeler yapılıyor, günlük çıkar her şey. Bir ertesi güne farklı bir şey olmasın diye menünün içerisindeki ana kalem yemeklerin dönebilmesi için hep ona göre hazırlandı. Atıyorum bir tavuk şiş verdiğimiz eti bir tavuk külbastı şeklinde sunabilmek, yani aynı malzemeden çeşitli lezzetler çıkarabilmek adına yapıldı. Kırmızı da biraz farklılık sağlıyor bu kırmızı ette. Onda da yine bu hesap edilerekten yapıldı. Evet. Düşünmemiz gereken nokta çünkü özellikle etin döngüsünün olmasıydı. Tazeliğinin olabilmesiydi. Kesinlikle. Peki menüyü genişletirken bunları göz önünde bulundurduk diyorsunuz. Ve tabii ki göz önünde bulundurmuş olduğunuz bu lezzetlerin içerisinde Ali İlhan'ın olmazsa olmaz ilk üçü nedir diyoruz. Hemen bunu söylüyoruz. Elbette bunu çok rahat söyleyebilirim. Bizim salatalarımız hangisi olursa olsun fark etmez. Atıyorum bir tavuk salatamız gün arası bunu veya bir piliç yemeğimiz piliç külbası. Çünkü bizim özümüz oradan geliyor. Kırmızı ette de yeni girdiğimiz ürünlerimiz var. İşte bonfilemiz var. Çok daha özel yapılıyor. Çok daha güzel yapılıyor. Sağlam firmalarla çalışıyor. Çünkü şansımız var. Bütün firma personelinin hepsi burada yemek yiyor. Dolayısıyla biz malzemelere daha rahat, daha güzel ulaşabiliyoruz. Daha hızlı ulaşabiliyoruz. Hangisinin taze olup olmadığı ile ilgili, hangisinin güzel olup olmadığı ile ilgili. Sektörde bu işi yapan herkesin yemek yediği bir yer olduğu için ben burada daha rahat ulaşıyorum bu konuya. Evet, böylece aslında menü görücüye çıkmadan önce Ar-Ge çalışması evet, yapılmış evet, oluyor. Evet, evet. Çünkü yemeği, ham maddesini getiren kişiler burada yemek yiyorlar. O öyle söyleyebilirim, öyle söyleyebilirim. Temizlik malzemesini getiren kişiler burada yemek yiyorlar. İçecek malzemesini getiren kişiler burada yemek yiyorlar. Onların müdürleri, genel müdürleri de buraya gelip yemek yiyorlar. Dolayısıyla Halil'le sektöründe en yüksek kalitedeki kişilerle çalışmaya devam edecek ve kalitesinden hiçbir zaman da ödün vermeyecek. Evet, öyleyse bunun üzerine daha da başka bir şey söylenemez diyorum. Evet. Ve vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Marmaris'ten seslendik sizlere. Ali İlhan Restoran'dan seslendik. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.